Arjantin'in arka sokaklarından Barcelona'ya uzanan muhteşem bir kariyer öyküsü. Tüm rekorları alt üst edip ülkenin en büyük yeteneği Maradona ile karşılaştırılan bir cevher. 21 yıllık Barça kariyerini sona erdirdikten sonra Paris'in yolunu tutarak Paris Saint-Germain'de yeni bir heyecan arayan Messi'nin kariyer öyküsü bugün sizlerle. 1986 yılında Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmış, 1987'nin Mayıs'ındaysa Napoli Serie A'da ilk kez şampiyon olmuştu. Her iki şampiyonluğunda başrolünde ise asi futbolcu Diego Armando Maradona vardı. Peki Maradona gibisi bir kez daha gelir miydi? Hem de Arjantin'e. Maradona'yı zorlayacak, onun kariyerinden belki daha üstün bir kariyer yaşayabilecek bir isim daha gelir miydi? İşte tam da o zaman da Arjantin'in Rosario kentinde bir çocuk dünyaya geldi ve o çocuğun adı Lionel Andreas Messi'ydi. Çelik işçisi olan Jorge ve temizlikçi olan Celia, üçüncü çocuğu Lionel'in tarihin en iyi futbolcularından biri haline gelecek olmasından habersizdi. Futbol daha ilk günden bu yana Messi'nin hayatının bir parçası haline geldi. Rosario Central, Messi'nin doğumundan sadece 2 hafta önce Arjantin şampiyonu olmuştu. Ama Lionel, babasının izinden giderek şehrin diğer takımı Newell's Old Boys'a gönül verdi. Futbola o kadar aşıktı ki bakkala giderken topunu sürekli yanına alıyor. Eğer topu yoksa plastik çantalardan ya da çoraplardan kendine futbol topu yapıyordu. Çocukluk yaşlarında tek bir hediye istiyordu Leo. İstediğim tek hediye toptu. Noel, doğum günü ya da başka bir şey. Hepsinde top istiyordum sözlerini kullanmıştı. Lionel Messi yerel bir kulüp olan Grandoli'de sık sık genç yaştayken abilerini izlemeye giderdi. Salvador Aparicio o dönemde o takımında teknik direktörlüğünü yapıyordu. Bir gün takımında bir oyunculuk eksik oluştu ve daha Messi 5 yaşındayken teknik direktör ailesinden izin alarak Messi'yi kadroya dahil etti. Aparicio o anı şöyle anlatıyor. Top ona ilk kez geldiğinde bir göz attı ve topun geçip gitmesine izin verdi. Hareket bile etmedi. Ama ikinci seferde top Leo'nun sol ayağına geldi. Leo topu kontrol etti ve koşmaya başladı. Herkesi birer birer çalımladı. O günden sonra her zaman takımımda yer aldı. Genç takımlarda da oynayan Messi her maçta 6-7 gol atıyor, kaleciden topu alıp oyuncuları teker teker çalımlıyordu. 9 yaşındayken Messi Newell's Old Boys'a katıldı ve 4 yılda sadece bir maç kaybeden efsanevi 87 makinesi jenerasyonunun yıldızı oldu. Fakat 11 yaşına geldiğinde Lionel'de büyüme hormonu bozukluğu ortaya çıktı. Futbol kariyeri tehlikeye girmişti. Baba Jorge Messi 13 yaşındaki Lionel'i Arjantin'in bir diğer takımı olan River Plate'e önerdi. Leo takıma girmişti ama takımda akranı olabilecek bir insan yoktu. Kendisinden 3 yaş büyük futbolcularla oynayarak River Plate yetkililerini etkilemeyi başarmıştı. Fakat Messi'nin babası River yetkililerinden bir iş ve Buenos Aires'ten ev talep etti. Dolayısıyla bu transfer o dönemde yattı. Tam da bu sırada Arjantinli avukat Juan Mateo aracılığıyla Messi'nin portakalı 113 defa, tenis topunu da 120 defa sektirdiği bir video Barcelona scoutu Jose Minguela'ya gönderildi. Bu görüntüler Messi'nin Barcelona'da deneme idmanına çıkması için yeterli oldu ve Leo babasıyla birlikte İspanya'nın yolunu tuttu. Yıldız oyuncunun ilk kontratı bir beyaz mendile baba Jorge, Minguela ve Barcelona'nın eski orta saha oyuncularından Carlos Reja tarafından imza edildi. Kulüp 2004'te Jorge'ye aylık 4000 avroluk bir ödeme planı bağlayınca Messi ailesi rahat bir nefes aldı. O yılın sonrasındaki bölümlerinde ise artık daha uzun ve daha güçlü hale gelen Messi henüz 17 yaşındayken A takımda ilk maçına 16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında çıktı. Aynı yıl içerisinde Albacete'ye harika bir aşırtma vuruşla attığı golle Barça kariyerindeki ilk gole imza attı. Lionel Messi için başlanmıştı o gol ve 700 geçkin golün de habercisiydi adeta. 2005-2006 sezonunda La Liga şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Messi 2006-2007 sezonu geldiğinde 26 lig maçında 14 golle adından daha sık söz ettirdi. 2008-2009 ise Lionel Messi için yıldızının parladığı zamandı. Sezonda toplam 38 gol attı ve 6 kupa kaldırdı. Leo sonraki sezon 47 golle Ronaldo'nun rekorunu elinden aldı. Ardından gelen 2010-2011 sezonunda kendi rekorunu kırarak 53 golle artık
en iyisi kim sorularının sıkça sorulmasını sağlıyordu. Gün geçtikçe hem Barcelona hem de Messi artık bir makine haline geldi. İkisi de durdurulamıyordu. Bir sonraki sezon Messi kimse tutamamaya başladı. Attığı tek sezondaki 71 golle çok önemli bir istatistiğe imza atmıştı. Artık bütün dünyadaki futbol severler Cristiano Ronaldo ile beraber Lionel Messi'yi izliyor ve ikisi arasındaki rekabette harlanıyordu. Bütün dünya tek bir soruyu soruyordu. Hangi futbolcu daha iyi? Üzerlerine bahisler oynanıyor, iddialara giriliyor. Sokakta çocuklar adeta birbirleriyle yarışıyordu. Lionel Messi mi daha iyi yoksa Cristiano Ronaldo mu? Messi de bu rekabetin farkındaydı ve 2017'de her sezon takımlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ronaldo çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Sadece ben ve Ronaldo bu rekabet için hazırız. Mücadele aramızda geçmeye devam edecek diyordu. İlerleyen yıllar Messi için yine bol gollü ve bol kupalı geçecekti tabii ki. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde aynı başarı yakalanamadı. 3 sezon arda arda çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona en son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığında sene 2015'ti. 2018 yazındaysa Messi'nin en büyük rakibi Ronaldo Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı. Bu karara en fazla şaşıransa yine Leo olmuştu. Cristiano Ronaldo'nun transferi Juventus'u da Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasına soktu. Şunu da belirtmem gerekir ki birçok takımın istediği Cristiano Ronaldo'nun Juventus tercihi beni oldukça şaşırttı. Onun ne Real Madrid'den ayrılacağını ne de Juventus'a imza atacağını hiç aklıma gelmezdi. O yıl ligde şampiyonluk ipini Barcelona göğüslerken bir sonraki sezonda Messi için ayrılık çanları çalmaya başlamıştı. Barcelona Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup oluyor, ligi Real Madrid'e kaptırıyor ve Copa del Rey'de de yine çeyrek finalde Athletic Bilbao'ya eleniyordu. Bu sezonun ardından Lionel Messi Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirirken Barcelona yönetimi ise bu karara karşı çıkmıştı. Kariyeri boyunca profesyonel olarak sadece Barcelona'da forma giyen Lionel Messi bir hukuk skandalıyla takımdan ayrılmak istemediği için Lionel Messi'nin o dönemki olası transferi de rafa kalkmıştı. Bir önceki yıl şampiyonu Real Madrid'e kaptıran Barça 2020-2021 sezonunu Atletico Madrid ve Real Madrid'in ardından 3. sırada tamamlamıştı. Artık iki tarafta mutsuzdu ve ayrılık vakti gelmişti. 1 Temmuz 2021 itibariyle Barcelona ile sözleşmesi biten Messi kulübün ekonomik durumu sebebiyle takımdan ayrıldı. Lionel Messi artık 34 yaşındaydı ve ayrılık vakti gelmişti. Messi'nin bir sonraki durağı ise Fransa, Paris olmuştu. Messi gözyaşları içerisinde 21 yıllık kulübünü arkada bıraktı ve 10 Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Kulüp kariyerinde rekorları alt üst eden Messi, milli takımda da o muhteşem oyununu hiçbir zaman sergileyemedi. 2014'te Dünya Kupası'nı kaldırma şansını Almanya'yı finalde kaybedilen karşılaşmanın ardından rafa kaldıran Messi, 2021 yazında Arjantin'in Copa America Müzesi'ne götürmesine 4 gol 5 asistle katkı koydu. Kariyeri süresince 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma şerefine erişen Ballon d'Or'u 6 kezle en fazla kazanan futbolcu olan Messi 34 yaşında yeni bir kariyere başlıyor. Leo bu sezon Barcelona olmazsa Messi de olmaz diyenlere cevap vermek için sahaya çıkıyor. La Masia'dan içeri girdiğinde onu ilk gördüğümde o kadar küçüktü ki burada ne yaptığını merak etmiştik diyordu Pique. Lionel şimdilerde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında üst sıralarda gösteriliyor ve 34 yaşında başkaldırıya hazır. Evet sevgili izleyenler, Lionel Messi'nin hayat hikayesini sizlere Kimdir'in bu bölümünde aktardık. Siz de hayat hikayesini incelememizi istediğiniz futbolcuyu videonun altına muhakkak yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.